teknik direktörlük görevi için anlaştığımız Sayın Hamza Hamzaoğlu'yla hoş geldin diyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Futbolda böyle ayrılıklar var, böyle başlangıçlar da var. Hamza Hoca kalitesini bildiğimiz, kariyerini bildiğimiz bir isim. Gece gündüz demeden 2-3 gündür çalışıyoruz. Kulübümüze fayda sağlayabilecek önemli bir teknik adamla sonuçlandırdığımız için ayrıca çok mutluyum. Hocamızla anlaşmamızı asıl olarak hedeflerimiz için anlaştık. Kaliteli bir takımımız var. Ama maalesef istediğimiz sonuçları şu ana kadar alamadık. Umuyorum ki Sayın Hamzaoğlu'na bu sonuçları alacağımıza inanıyorum. Tüm camiamıza, kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah kimse camiamıza merak etmesin. İyi sonuçlar alacağız. Takımımız her zaman baştan beri söylediğim şey iyi bir kadromuz var. Ama bazı şanssızlıklar, havamıza uçan kara bulutlar maalesef bu duruma, yani hiç hak etmediğimiz bir pozisyondayız. Ama bunu rahatlıkla aşabileceğimizi kesinlikle inanıyorum. Hamza Hamzaoğlu hocamızın da bize bu konuda büyük bir destek sağlayacağına inandığımız için kulübümüze değerli hocamızı getirdik. Tekrar söylüyorum, camiamıza, kulübümüze hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Evet, ben de hoş geldiniz diyorum. Tabii öncelikle başkanıma ve yönetim kuruluna bu zor görevi bize layık gördükleri için teşekkür etmek istiyorum. Kolay değildir. Yani bu durumda antrenör seçmek ve birçok seçeneğin arasından birisini ve size en uygununu tespit etmek kolay bir iş değil. Oturup düşünmüşler. Demek ki biz de karar kıldılar. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Tabii işimiz zor, kolay değil. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Fakat takımı zaten sezon başından beri maçlarını izliyorum, takip ediyorum. Tanıdığımız oyuncular var. Burada tanışacağımız genç kardeşlerimiz var. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Ben buradan Mustafa Hocama da teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar ki takıma vermiş olduğu hizmetlerden ve kulübe vermiş olduğu katkılardan dolayı. İyi bir takım bıraktı bize diyebiliriz. Tabii ki şanssızlıklar maalesef yakasını bırakmadı sezon başından beri. İyi oynadığı maçlarda, çok rahat kazanabileceği maçlarda galip ayrılamadı Gençler Birliği Kulübü. Ama nasip her şey. Futbolun içinde maalesef bunlar da var. Bunlar yaşanıyor. İnşallah kendisine de bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Biz de onun bıraktığı yerden alıp daha iyisini yapıp belki birkaç rütuşla, katkıyla daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ve Gençler Birliği'ni layık olduğu demekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü gerçekten yıllardan beri herkesin imrenerek baktığı bir kulüp. Bütün kurumsal faaliyetlerini artık gerçekleştirmiş. Sadece eksik kalan bir şey hedef, başarı. Bunu aç bir kulüp. Biz de yıllardan beri zaten takip ediyorduk. Kısmet olmadı. Buradan rahmetli analım İlhan Cavcav Başkanımı da. Bir iki kez böyle gelme durumumuz oldu, olmadı. Nasip değilmiş o zaman. Bugüne nasip kısmet oldu. İnşallah buradan onu da gururlandırırız, onurlandırırız yapacağımız işlerle. Biz tabii takımı baktık, inceledik ekibimle beraber. Evet, takım bizim buraya gelmemize önemli bir etkendi belki ama bizim için en önemli şey Gençler Birliği Kulübü'nün yapısı bizi daha çok cezbetti. Çünkü biz de gerçekten başarılı olmayı ve bir eser ortaya çıkarmayı seven bir ekibiz. Burada her şey mevcut. Yani bizim böyle bir kulübe Gençler Birliği'nde herhalde inşallah öyle
ümit ediyorum. İlerideki başarılarımız da inşallah bunu daha rahat söyleyebilirim. Bizler gibi hocalara ihtiyacı var diye düşünüyorum. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ve geldiğimizden beri de içimiz çok rahat, gönlümüz ferah. İnşallah, bu huzur, bu hissiyat bizi önümüzdeki günlerde yaşayacağımız güzel şeyler içinde bir veridir diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir Konyaspor maçı var. Bugün antrenmanımızı yaptık. Gayet güzel geçti. Tabii çok fazla da bazı şeyleri hemen kurcalamaya çalışmak da doğru değil. O yüzden yarın oyuncularımızı biraz daha serbest, özgür bırakıp tabii ki bazı şeyleri onlara aktaracağız. Özgürce oynayıp yarınki maçı en iyi şekilde tamamlayıp ondan sonra yolumuza çok daha net bir şekilde yürüyebiliriz diye düşünüyorum. Sizlerin sorularınız varsa alalım. Yoksa ben sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra camiamızla birlikte, taraftarlarımızla, yönetimimizle kenetlenerek hem burada neşeli bir ortam, mutlu bir ortam, huzurlu bir ortam, hem maçlarda aynı şekilde coşkuyla oynayıp futbolun güzel taraflarını Gençler Birliği'nin bugüne kadar yaptığı gibi sunmaya çalışalım. Teşekkür ediyorum. Ya tabii ki futbol sadece ofanstan ibaret değil. Yani defansif tarafı da düşünmek zorundasınız. Yani iki gol attınız, üç tane yediniz, dört tane yediniz, bu hedefe götürmüyor sizi. Dolayısıyla iki türlü düşünmek zorundayız. Ama bunu yaparken birlikte yapmak zorundayız. Artık futbol sadece hücumcuların hücum ettiği, savunmacıların savunma yaptığı bir futbol, yani spor olmaktan çıktı. Artık takım halinde bunların hepsini başarmanız gerekiyor. Birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Biz de takımımıza bunu yaptırmaya gayret edeceğiz. Umuyorum ki kısa sürede bu değişiklikler biraz kendini gösterecektir. Peki, hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar teşekkür ya. Ediyorum. Bugün tabii. İmza tabii. Tabii imza da evet burada. Evet. Olsun, imzalamadan gideriz. Biz gönlümüzde biz gönüllerde imzaladık evet. Gönüllerde imzaladık. Mikrofonları alalım mı? Evet. Tamam başkanım. Fotoğraf için mikrofonları ben alayım. Tamam. Başkanım bir imza tekrar alsın. Şu mikrofonları alalım. Mikrofonlar kapatmış. İmzayı görmemiş. Peki. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah'ım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah şu puanla döner. Az geçir. Daha geniş bir sohbet yaparız. İnşallah. Yaparız. Yaparız. Şimdiden başarılı. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağ olun. Kolay gelsin. Öyle bir şey yok, betimle atıyor. Hadi gözü sabit.